Tıkanan lavabolarda kostik maddesinin oldukça etkin olduğu söyleniyor. Biz de bugün sizlerle birlikte kostik kimyasalının tıkanan lavabolarda etkisini test edeceğiz. Öncelikle kostik kimyasalının ne olduğu hakkında kısa bir bilgi vermek istiyorum. Kostik diğer adıyla kimyasal olarak sodyum hidroksit olarak biliniyor. Kelime anlamı yakıcı, aşındırıcı anlamlarında. Kostik direkt cilt temasında cilt ile tepkime girebilmekte. Görüntü olarak beyaz renkte, nem çekici bir maddedir. Kimya ve birçok endüstri alanının temel bileşiği olarak kullanılmaktadır. Kostiğin herhangi bir kokusu yoktur. Suda kolaylıkla çözünür. Aslında sabun hissi uyandıran yumuşak ve kaygan bir çözeltiye dönüşebilir. Sıvı veya katı halde bulunuyor. Katı hali payet veya boncuk şeklinde. Sıvı hali ise sulu kaygan bir çözelti şeklinde olabiliyor. Kostiği çıplak elle dokunmamanızı tavsiye ediyorum. Çıplak elle dokunulduğunda kaşındırıcı bir etkisi söz konusu. Kostik doğal olarak meydana gelmiyor. Ancak üretimi de oldukça kolay. Aslında kostik bildiğimiz sabunun ham maddesi. Aynı zamanda lavabo açıcılar aslında bildiğimiz kostikten başka bir şey değildir. Yani lavabo açıcıların ham maddesi kostiktir. Biz şimdi kostiği uygulamaya başlıyoruz. Lavabo açıcı olarak kostik uygulamasına geçmeden önce güvenlik açısından koruyucu eldiven, koruyucu maske ve koruyucu gözlüğümüzü takıyoruz. Lavabonun pis su giderine 2-3 kaşık kostik döktükten sonra ısıttığımız sıcak suyu lavabomuza yavaşça döküyoruz. Bu uygulama esnasında gördüğünüz gibi kostik sıcak suyla reaksiyona geçiyor ve ciddi bir fokurdama sesi duyuluyor. Bu noktada zaten kostik suya duyarlı bir maddeydi. Biz bu uygulamada sıcak su kullandığımız için yüksek bir ısı meydana geliyor ve lavabodaki tıkanan noktalar açılıyor, pis kokular gideriliyor. Kostik uygulamasını gerçekleştirirken lavaboya çok fazla yanaşmamanızı tavsiye ederim. Biz kontrollü bir şekilde 2-3 kaşık kostik kullandığımız için sıkıntılı bir durum yok. Ardından çeşmeyi açıp lavabodaki suyun sorunsuz aktığını gözlemliyoruz. Sonuç olarak kostik tıkalı lavaboda oldukça etkin bir sonuç veriyor. Kostiği lavabo, kanalizasyon ve arıtmalarda ayrıca boruları temizlemek, kötü kokuyu arındırmak için kullanabilirsiniz. Tıkanan lavabo uygulamasında ayrıca biz sıcak su kullandığımızı ve kostiğin suyla temasa geçtiğinde açığa çıkan ısıyı düşündüğümüzde burada önemli üzerine durulması gereken konu kostiği 2-3 kaşıktan fazla kullanmamak. Kostik asit bazlı bir malzemedir ve çok iyi bir dezenfektandır aynı zamanda. Su ile birleştiğinde ısı açığa çıkar ve yakıcıdır. Doğru kullanmadığı takdirde cilde, gözde ve solunum yollarına ciddi zararlar verebilir. Ev ortamında uygulayacağınız kostiğin kimyasal bir madde olduğunu unutmayın. Sağlık ve güvenlik açısından risk teşkil etmemesi için uyarıları dikkate alın.